Merhaba, nasılsın? Merhaba, siz? Çok bir şey hatırlamadınız. Yok abi. Yeni geldik abi bize. 15 dakika oldu. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba abi. Ya sen nasılsın? Hoş geldin. Bir hediye getirmek istedim. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Başlar. Buyur abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol abi. Orada bir tuvalet indireyim. Sağ ol abi. Gel otur abi. Buyur. Burası da ulaşması kolay. Aynen. Arabayla geldim direkt sokağın önünde. Doğrudur abi. Sen bana abi dedin. Kaç yaşındasın? 32. Sen abi deme bana ya. Tamam. Buyurun, bisküvi yiyin, tatlı yiyin. Abi ben hep diyet yapıyorum, belki şeyimiz bilir. Biliyorum abi ya. Hatta onu söylemeyi unuttum, bir şey hazırlamasın diye. Bir şey ikram etmenize gerek yok yani. Çay şimdi hazırlanıyor, olsun. Bir iki tane de olsa bir şeyler yiyin. Vallahi yemeyeyim abi, sağ ol. Evet. Çay mı içelim de, çok şey yemeyeyim ben. Evet. Nasıl gidiyor abi? İyi gidiyor vallahi, ne yapalım, aynı. Sizi gördük, daha iyi olduk. Aç mısınız? Siz bir şey yediniz mi? Yok, daha yemedik abi. Ben yemedim abi. Ben yemedim vallahi. Hayat nasıl gidiyor abi senin için? Hayat iyi gidiyor, güzel. Yani her şey iyi. Sen şu an mesela ismi özel videolar falan çekiyorsun. Aynen. Ücret karşılığında. Evet. İsmi özel videolar çekiyorum. Onun dışında başka bir şey yapıyor musun? Yok abi. Yok, onun dışında bir şey yapmıyorum. Mesela ben örneğin birisine özel video çektireceğim sana. Hı. Serhat diye birine. Kaç para vermem lazım sana örneğin? Ya dansı çekersem 200 lira, dansız çekersem 150 TL. Dans dediğin? Apaçı yani apaçı dans aynı. Onu koyarsam 200 lira oluyor, onu koymazsam 150. İBAN'dan falan alıyorsun. Tabii, İBAN'dan alıyorum. İBAN'a atıyorsunuz parayı. Hı-hı. Parayı attığınızda galiba dekont gelirse bana, tamamdır. Güzel iş. Aynen. Senin bir Seda Sayan'la aran limoni. Aynen abi. Hatta ben sana yazdım, sen beni Seda Sayan'la bir ilişkim demeyeyim de Seda Sayan mı gönderdi sizi gibisinden bir şey dedin. Yani bir problem var ortada. Var var. Senden kaynaklı mı, ondan kaynaklı mı? Ondan kaynaklı bir problem sen var. Sen bunu kapat abi de ya. Seda Sayan'a çıktım diye evlenemiyorum, bu bir. İş bulmakta zorluk çekiyorum, bu iki. Hesabımızı, doğum günü videolarımızın hesabını kapattı, üç. Yani ben de kadına kalkıp YouTube'da ben de ağzıma gelmeyecek şeyler saydım yani. Bunu da paylaştım yani. Hakaret ettin. Tabii. Paylaştım yani, yalan değil. Fazla hakaret yok tabii, sadece bela okudun. Ha, bela okuduk diyelim sadece. Şimdi sen o televizyon programında ciddi reyting yapan bir adamdın. Aynen. İzlenen, çok tanınan bir adamdın. Herkes seni oradan tanıdı zaten. Aynen, oradan tanıdı. Sen oradan bir ücret aldın mı? Tabii. Günlük 100 lira alıyordum. Yani ben gittiğimde asgari ücret 1 milyardı yani. O zaman için 100 lira. Aynen. Gerçi o zaman için de çok düşük bir miktar. Aynen. Düşük bir miktardı. Çünkü televizyon kanallarının kazandığı paralar çok astronomik. Aynen. Çok paralar. Ama bize az verdiler işte. Şey demiyorum, Allah'larından bulsun diyorum. Çok az bir ücret verdiler bana. Evlenemedin de? Evlenemedik de. Aynen. Program peki kurgu mu? Program kurgu. Yani evlenenlerin zaten çoğu boşandı. Aysun'la Fatih mesela evlendi, boşandı. Madem boşanacaksınız kardeşim niye evleniyorsunuz? Madem evleneceksiniz niye boşanıyorsunuz? Yani boşanmayın abi. Boşandılar. Kurgu işte. Buradan belli. Daha kötü oldu hayatım. Oraya keşke gitmeseydim. Oraya gitmeseydim daha güzel olacaktı hayatım ama oraya gittim, çok kötü oldu hayatım. Bir iki de evlenmemişsin belki. Daha aynen. Kötü şeyler olacak. Aynen. Evlenseydim belki daha kötü şeyler olacaktı. İyi ki de evlenmedim yani. Vardır işte. Yani demek ki her işte bir hayır var. Belki de kısmetimiz başka bir bayandadır. Onu da bilemeyiz yani. Hala bir evlenme gayesi var. Var. Aynen. Bulursam evleneceğim. Evlenme gayem var hala. Allah kısmet ederse bir tane bulursam evleneceğim. Gayem var yani. Var mı bir aday yoksa? Bir aday var. Bakalım, görüşüyorum. Olursa olacak, olmazsa da nasip kısmet diyorum. Bakacağız. Onu Allah neyi gösterir?
Zaman neyi verir onu bilemeyiz. Bu bütün evlendirme programları kurguydu yani. Kurgu, hepsi diye. Kurgu. Aynen. Şu an zaten yasaklandı. Yasaklandı zaten, Tayyip kaldırdı hepsini. Kaldırdığı da iyi oldu bence. Abi reklam aralarında sana ne yapacağını söylüyorlar mıydı mesela? Tabii canım, reklam aralarında söylüyorlar. Mustafa işte reklamlardan sonra şu bayana talip olacaksın, işte şu bayana çıkacaksın, ağlayacaksın. Bunların hepsini zaten kulaklıktan, megafondan söylüyorlar yani. Senin mesela geçirdiğin sinir krizi de kurgu. Aynen, o da kurgu. Tamam, mesela şey, kulaklıktan adama söyle sinir krizi geçir dedi. Hanımefendi ben de konuşmasını istemiyorum. O esnada ben de sinir krizi geçirdim, belki dedi anneni evlendirir diye. Sinir krizi geçirdim, o da işe yaramadı. Yani ne yaptıysam bir türlü evlenemedim orada. Çok iyi bir oyunculuk ama ya. Aynen. Vallahi sende de yetenek ediyorum. Var. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Maşallah. Şu an bir iş yapmıyorsun yani. Bir yok. Video çekmek. Sadece video çekiyoruz şeyimizde. Şu an bir iş yaptığımız yok. İşte adam kazandığı payla hacca gitti. Onun sayesinde ben de kazandım. Evet. Okul durumu abi, lise? Yok, ben lise terk değilim ben. Liseyi okuyamadım ben. Neden? Bitiremedim. Ya askerlik geldi, askere gittik geldik, olmadı. Baba öldü. Kaldık öyle, yapamadık. Bu izdivaç programına peki sen kendin mi başvurdun? Ben kendim başvurdum, evet. He, seni keşfetmedi kimse? Yok, keşfetmedi kimse, ben kendim başvurdum. Zaten ilk beni millet de o Seda Sen'le tanıdı zaten, normalde tanımıyorlardı beni. Yolda tanıyan çok oluyor. Mesela şu an bile. Aynen, şu an bile tanıyorlar hala. Yani kaç 10 seneye yaklaşık geçkin süre oldu, hala da tanıyorlar. İşte senin gibi figürler çok ünlü oluyor. İnsanlar tam gülüyor, eğleniyor, tanıyor. Aynen. Ama bu tarz adamlar aslında bu işin ekmeğini çok fazla yiyemiyor. Aynen. Yani sen kendi çabanla bir şeyler yapmışsınız. İşte 200 liraya video video ama ya orada senin alman gereken ücret çok büyük paralar. Çok büyük paralar. Evet yani, onun farkındasın. Benim normalde aynen abi farkındayım. Büyük bir para almam lazımdı. Ama kafayı kullanamadık işte. Orada parayı götüren de götürdü. Karıyı götüren de götürdü. Ama biz sadece götüremedik işte. Sıkıntı bizdeydi. Biz götüremedik. Yani aklımı kullansaydım ben orada her türlü o parayı götürürdüm. Seda Sen'den bir dünya para alabilirdim. Ama kafayı kullanamadık işte. O zaman cahildik, daha askerden yeni gelmiştik. Neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Aradık, gittik öyle. Bir de internette şimdi ne yaparsan yap hiçbir şey silinmiyor. Bu videolar aynen, seni rahatsız ediyor mu? Rahatsız ediyor abi tabii. Bu videolar yüzünden diyorum ya işte evlenecek eş adayı bulamıyorum. İşte kardeşim kaldıramıyorum. Keşke kaldırabilsem. Ben mahkemeye de gittim, başvurdum bu video için ama kaldıramıyorum. Yani hiç kalkmıyor. Gidiyorum, yok kaldıramıyorum yani. Bu kalksa iyi olur ya. Vallahi bu videolar kalksa iyi olur. Yani eminim ki bu videoya kalksın, ben 10 gün içinde evlenirim. 10 sene oldu ya. Aynen, 10 sene oldu abi. Seda Sen. O kadar oldu mu ya? Tabii oldu abi. Ben çocuktum, seni izlediğimi hatırlıyorum aynen, yani. Doğrudur. Aynen. Vay nasıl. Semti söylememde sakınca var mı? Tabii söyleyebilirsin abi, problem yok. Bağcılar'dayız, ilk defa geldim ben de buraya. Bağcılar 100 yıl. Biraz sakat bir yer gibi. Aynen, sakat bir yer gibi. Aynen, burada çok olaylar oluyor. Ben ne olaylar gördüm burada, çok sakat. Uyuşturucu işi dönüyor mu buralarda? Tabii tabii dönüyor. Yukarıda çok dönüyor 42 evlerde. Bu arada çok olaylar oluyor ya. Burada bir tane adam annesinin boğazını kesti, attı. Ha, o olay burada mı oldu? Ha, tabii burada oldu, yukarıda oldu. Ciddi misin ya? Tabii tabii burada oldu o olay. O olay olalı bir sene oluyor. Tabii, aynen. Annesinin boğazını kesti. Balkondan attı. Aynen aynen, balkondan attı. Yani burada çok şey oluyor ya. Ne ararsan burada. İpsi, sapı, balici, tinerci. Evet. Her şey burada yani. Vallahi ben buraya geldiğime pişmanım ya. Bu ev alan olursa vallahi burayı satıp gideceğim ben ya. Kaça satarsın burayı? Vallahi bilmem ki abi, babam burayı kaça almıştı? 25 milyar almıştı. Bilmiyorum. Acaba şimdi kaç para eder bilmiyorum bura. Bayağı bir sene oldu. 1,5 etmez mi? Eder abi ama. 2 trilyon etse yeter bana. Evet. 2'den fazla eder. Eder mi? Eder. Sende sigara falan yok. Sigara var abi, içiyoruz. Olmasa iyiydi ya. Şimdi aa, bırakamıyoruz vallahi. Kaç kere denedim, yok bırakamıyorum. Ama bir tane kız arkadaşım olsa ya da evlenirsem sigarayı bırakacağım ben.
Değil mi? Şimdi gelse dese ki kötü kokuyor sigara dese bırakırsın. Ben bırakırım. Problem değil. Keşke gelse de bırak dese de bıraksam ben. Yaşta geldi. Aynen. Yaş oldu. 32. Yani yaşımız da ilerliyor yani. Bu yaştan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Kızlar ne der, nasıl kabul eder? Evlenmiş boşanmış olur mu? Evlenmiş boşanmış olur abi, bana çocuklu olur, fark etmiyor yani. Çocuklu da olur. Çocuklu da olur yani ben. Sıkıntı yok. Çocuk kocaman oğlu var mesela. Olur, problem yok. Yani bayan kabul ettikten sonra, oğlu kabul ettikten sonra, ben kabul ettikten sonra annem de bir şey demezse neden olmasın? Yani yeter ki evleneyim yani, bana fark etmiyor. Kriter yok yani. Kriter yok abi yani, yeter ki evleneyim yani. Tek kriter erkek olmayacak. Aynen. Bayan olacak. Yani bir an önce evlenip artık şu hayata atılmak istiyorum artık. Bu evlilik nasıl bir şeyse ben de çok merak ediyorum. Yani hiç kız arkadaşım olmadı ya. Şu yaşa kadar vallahi bir tane kızı el tutmadım ya. Yaşım 32. Daha bir tane kızın elini tutup da çaya gitmemişim ben. Vallahi mı diyorsun? Ya? Vallahi abi yemin ederim ki ya daha bir tane kızı el tutup da şurada gel bir çay içelim dememişim de. Evlilik motivasyonum çocuk sahibi olmak mı? Yoksa o aile saadeti mi? Yoksa tensel bir şey mi? Aile saadeti. Hiç inanmadım bu cevabına. Vallahi aile saadeti diyorum ben. Vallahi aile olmayı çok istiyorum. Abi kızmazsan şuraya ne oldu onu sorabilir miyim? Nereye? Buradan bir şey akmış ya. Merhaba. Ha oradan yağmur aktı abi. Yağmur vallahi yağınca eve damladı. Çünkü yağmur fena yağıyordu. Üstü kapalı değil onun. Evet. Yağmur yağdı mı akıyor. Kapkar olmuş ya. Onu sordum. Aynen. Normalde öyle değildi. Yağmur yağınca akıyor. Mesela şimdi yağmur yağsın oradan yine akacak. Biraz şunu yap. Bir ortam değişikliği yapmak istedim. Doğrudur abi, sıkıntı yok. Kaç artı bir? 3 artı 1 abi. 2 oda da arkada var. Kendi kişisel odam var. Tabii kişisel odam var. Videoları orada mı çekiyorsun yoksa? Yok, videoları burada çekiyorum. Bu tripodla çekiyorum ben. Kişisel odamda zaten yer yok. Annem buzdolabını yatak odasına koymuş. Ne alakaysa. Buzdolabını yatak odamda. Gece yatamıyorum ya sesten vallahi. Şöyle burası mutfağım. Mesela şuralara mesela kaldı, yaptıramadım. Şurası kaldı. Yani eniştem öyle bir ev yaptı ki yani kaldı buralar, yaptıramadım yani. Burası benim ev. Yine. Burası benim odam. Gerçi biraz şey ama yani buzdolabı burada mesela sığmıyor oraya. Ben de buraya aldım mecbur. Mesela ben burada yatıyorum. Evet. Burada benim elbise dolabım. Dolabın. Evet, dolabım bu da, elbise dolabım. Gerçi alttakiler anneme ait, üsttekiler bana ait de gerçi karışık herhalde. Ben de bilmiyorum. Sen çok düzenli değilsin. Düzeltemedim vallahi. Bu buzdolabı nasıl ise ama uyurken ben mesela çamaşır makinesi sesini çok severim abi. Çok rahatsız etmez seni herhalde uyurken. Abi bu ses beni çok rahatsız ediyor. Gece öyle bir ses yapıyor ki yatamıyorum burada, korkuyorum. Lan diyorum bu ne ses diyor. Yani bir tuhaf ya. Burada yani dolap olmaz ki benim bildiğim. Yani mantıklı ya, yatak odasında buzdolabı. Kızlar diyor abi yatak odasında buzdolabı, ne alaka. Bir açabilir miyim abi? Tamam abi açabilirsin. Problem yok abi. Sıkıntı yok. Sen böyle gel istersen. Kapı tam da açılıyor mu şöyle? Ha açılıyor abi. Sıkıntı yok. Yani buraya kadar açılıyor. Ha yarım açılıyor öyle. Şimşek McQueen'e olan bir hayranlığından dolayı mı yoksa? Aynen. Ondan dolayı. Allah, dolap da sallandı. Aynen, dolap biraz daha sallanıyor. Şu yan tarafta ne var abi? Yan tarafta abi, bu da son oda. Bu da yine bir son odamız burası da. Burası da zaten balkon. Kombi de burada zaten doğal olarak yani. Kombisi. Diğer bina ile mesafeyi görüyor musunuz? Aynen. 2 ya da 3 metre var. Aynen, bir deprem olsa biz burada kaldık. Vallahi bu son görüşüm olabilir senin bir deprem olsa. Aynen abi. Yok yok, İstanbul'da. Bilginler abi, güzel. Osmanlı bunu benim teyzemin oğlu cezaevindeyken yaptı bunu bize. Cezaevinde yaptı bunu bize. Bu arkadaşımı mesela niye girdi cezaevine? O cinayetten girdi ya. Onu
bizi orada yaptı, gönderdi cezaevini sağ olsun. Başkası bir arkadaşı yapıyor, onu suçun üstüne alıp içeride yatıyor. Vallahi cinayet, aha, cinayet suçunu alıyor üstüne. Orada yatıyor ve bunu yapıyor. Çıktı mı? Çıktı, şu an evinde. Abi inşallah şuradan bir bayan çıkar da videodan evlenir benimle ya. Allah için ya. Şurada söyleyebilir miyim ya? Söyleyebilirsin. Arkadaşlar ne olur benimle evlenin artık, yeter. 25 ila 35 yaş arası bekar, kapalı, abdestli, namazlı tüm bayanları bekliyorum. İki evim var. Bir tanesi rahmetli babadan kaldı. Bir tanesi de rahmetli dedemden. Ne olur evleneceğim ya. Vallahi benimle evlenin. Yani aile ev istiyorsanız aile evi de var Sultan Bey'le. Hiç problem değil. Ya şu kadına da yazık, bana da yazık ya, vallahi ya. Artık evlenelim ya, yaş ilerledi ya, 35 olduk ya. Biraz halka sesleniş gibi oldu ama. Vallahi abi yani, ne bileyim yani, belki biri çıkar evlenir diye dedim ben, seslenin dedim. Vallahi evlenseydim, şu an hanımım yapmıştı çayı ya. Bir hanımın elinden içmek var, bir de annenin elinden içmek var. Bence hanımın elinden içmek daha iyi, lezzetli gelir. İnşallah o da olur bir gün. Bugün aldı onu. Bugünün gazetesi. Ha, aynen. Yolda aldı. Okuyor mu gazete? Gazete okumayı çok severim. Allah Allah. Tabii. Ben bu eve gazetesiz geldiğim bir gün hatırlamıyorum. Ciddi misin? Tabii. Neden? Her gün alıyorum. Gazete okuyan kalmadı çünkü artık. Vallahi ben okuyorum abi. Neden okuyorum onu da? Babadan kalma bana. Ondan bulaştı. Benim babam gazeteye alıştırdı beni. Ben de gazetesiz duramıyorum. Kokusu falan çok güzel. Aynen. Gazeteden alırdık. Aynen, kokusu güzel oluyor. İşte insanlık işte doğuyor, yaşıyor, ölür. İşte babamınki de öyle oldu. Tekrar başın sağ olsun abi. Eyvallah abi, Allah razı olsun, dostlar sağ olsun. Bu video işini soracağım mesela. En son ne zaman birine para karşılığı video çekip yolladın? En son dün yolladık. Bir saat önce abi. Bir saat önce yolladık. Şu an bir tane var mı? Apache dansı. Video mu abi? Yok, isteyen var mı orada? İsteyen var abi bir tane. Vallahi mı? Aynen abi. Mustafa abi atayım, Mustafa abi ezberleyebilirse şimdi. Tamam. Hani bunu doğal ortamda gözlemlemek çok iyi olur bizim için. Ama bu bayağı bir uzun ya. 1 ve 6 ay doğum günü kutlamayı, senin yeni yaşın tam benlik üzere. O zaman kalkalım şuradan da. Bu dans mı, selam mı? Normal doğum günü kutlama bu. 1 ve 6 ay. Buraya doğru abi, kamera doğru. Buraya doğru mu? Abi kendi... Adama kendini yollayacaksın ya. Ha. Ekmek parası kolay kazanılmıyor işte. Umut Birbey, 6 ay, nice senelere, yeni yaşın tam benlik. Biz ne zaman evleneceğiz ya? Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ben ne zaman evleneceğim ya Seda abla? 18 yaşında tam benlik. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Böyle çekiyorum. Müziği de ağzınla yapıyorsun. Ben aynen, sana... ağzımla yapıyorum. Bu arkadan apaçı müziği ekliyor. Dans ettiği kısmı tam apaçı müziği. Dansını ekliyorum abi. Siz tam prodüksiyon fenasınız. Aynen. Otur abi istiyorsan. Artık. Bu halı da tam Türk evi halısı. Bizde de var bunda. Bunu rahmetli dedem getirmişti ölmeden. Kaşmir değil mi bu? Aynen, burası. Kaşmir. Bakma şansımız var mı? Tabii, bakabilirsin. Al, sıkıntı yok. Diğer tarafta mı etiket? Diğer tarafta galiba. Ne yazıyor?
Koza. Koza. Yani desen çok bilinen bir desen olduğu için kozada almış, kopyalamış. Yani halılara karşı ilgim vardır daha bu yüzden. Doğrudur abi, sıkıntı yok, problem değil abi. Halıcılık yapmıştım. Buyurun. Sende böyle taciz eden oluyor mu? Abi, abi beni böyle arayan çok ya. Telefon susmuyor abi ya. Günde 100 tane kadınım diye arayan oluyor. Hepsi de erkek. 99 tanesi erkek, bir tanesi şüpheli zaten abi. Arayan bir numarayı açabilir miyiz? Seni taciz eden şu an. Özel numaradan aradı ve açmadım. Aynen. Neyse bir daha ararsa açar mısın? Tabii. Abi daha arıyor. Aç aç. Hoparlörü al. Alo. Mustafa, ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Misin? Müsaitim hanımefendi, buyurun. Çekimde misin aşkım? Efendim? Çekimde misin? Evet, çekimdeyim canım. Taylan'ın mı? He, yanımda Taylan Bey. Ay, Taylan'ı verebilir misin? Tabii vereyim. Buyur. Merhaba. Kardeş, niye aradın? Taylan, ne haber? İyi. Ya bir şey soracağım sana da. Sor bakalım. Şimdi ben fitness yapıyorum, tamam mı? He. Şimdi ben protein tozu olarak senden marka tavsiyesi isteyecektim. Tamam. Mesela hangi markayı alayım? HiQ. Ne? HiQ. Bana dediler ki Vader varmış, Vader. Evet, Vader de çok iyidir. İyi mi o? Tabii canım. Alman markası, gözün kapalı al. Bir de Hardline varmış, Hardline. Ya var da biz tavsiye etmiyoruz hanımefendi. Ay Mustafa, ne alemsin. Teşekkür ederim canım, o senin tatlılığı. Canım mı? Abi. O zaman beni başka müsait olduğun zaman ben seni arayayım. Şimdi tamam. Tamam, tamam canım, görüşürüz. Öpüyorum bebeğim. Ben öpüyorum bebeğim. Bye. Bye. Nasıl kendini de inandırmış, psikopat ya. Aynen. Yani beni diyorum ya Taylan Bey, böyle arayan çok var. Şeyimiz biliyor ya, benim telefon susmuyor. Birisi benim numaramı paylaşmış YouTube'a, arayın kızlar, bu Mustafa numarası. Millet oradan arıyor, arıyor. Yok şimdi, iyi bir taklitçisindir. Hani harbi kadın sesi yapanlar var ya. Koş koş canım hadi. Böyle yetenekleri olanlar var mı? Hala bilmiyorum. Bende yok mesela şahsen. Mesela ben kız taklidi yapamıyorum. Yapsana abi mesela bir tane. Alo, merhaba canım, nasılsın hayatım? Mesela benden olmuyor herhalde. Evet. Biz yavaştan kalkalım. Sen bilirsin abi, müsaadesi oturmak istersen otur abi, sıkıntı yok. Biz ziyaretin kısa olanı makbuldür abi. Sen daha keyifli abi oluyor. Eyvallah abi, baş tacısın. Bir defa Taylan Bey size evime geldiniz. Ya siz de bir fotoğraf çekilmek istiyorum, şansım var değil mi? Tabii ki de abi, geldik o kadar. Vallahi abi millet inanmıyor bana, vallahi ben çekip atacağım. Taylan Bey gelmedi dedin işlerdi bana. Tamam abi. En güzel ne olacak? Yani, ha mesela ben abiyle mesela video çekeceğim hiç aklıma gelmez yani. Tekno Taylan. Sen tanıyor muydun? Yok abi, tanımıyordum ben. Şeyimiz dedi de şey yaptım, ben tanımıyordum. Yani, seni tanımadığını tahmin ettim. Tekno Taylan kim oğlum, şey mi? Abi ünlü dedi, gelecek dedi. Lan o kim bu? Ben tanımıyorum. Abi dedi, konuştuk dedi telefonda. O gelecek vallahi dedi, o ünlü dedi. Buradan mı gelmiş? Ha buradan abi. Abla çok teşekkür ederim. Yapmadık ki ne gibi. Hiçbir şey olmadı vallahi. Çay güzeldi vallahi, o bize yeter. Kusura bakma. Yok abla, ne kusuru. Abi evimde böyle lamba size var mı acaba? Kendi mi tasarladın? Kendim tasarladım. Apache Dans'ın oyunu aslında. Aynen aynen. Bak videoları burada çeksen daha fazla ücret alırsın aslında. Abi burada çekemem aslında, ben diyorum bunu buraya çekip çeksem daha iyi olur tarz. Acayip olur. İşte buna diyor. 110. Çekecek var mı abi? Çekecek mi? Aa, çekeceğimiz yok abi ya. Orada var mı? Altta bulamam şimdi. Var mı anne? Var da bulamam şimdi. Kim bilir nerede? Gerek kalmadı abla.
Tamam tamam anne, gerek kalmadı. Spora falan başlarsan eğer salona bana söyle, ben sana protein tozu falan yollarım. Tamam abi, başlayayım ben o zaman. Şey başlarsan. Tamam başlayacağım abi o zaman. Yani keyfin bilir. Tekrardan memnun oldum abi. Eyvallah abi. Teşekkür ederim Şeyh Mutlu. Senin sayende çektik. Allah razı olsun abi. Abi çok sohbet edemedik ama kusura bakma, memnun oldum tekrardan. Sağ olun, teşekkürler. O zaman bize müsaade. Denedim dinmedi fırtınası.